bu salona girince insanın iklimi değişiyor. 1000 dereceye çevirmişsin kızım burayı. Git şunu odanda yap ya. Oldu canım. 3 metrekarelik odam artık, sauna gibi yaşarım orada. Sabah sabah beni gelme lütfen. Zaten heyecandan elim ayağım birbirine dolaşıyor. Bugün iş görüşmesinden çağırdılar dedim ya. Biraz anlayış lütfen. Ha, bu senin Engin'le karşılaştığın günkü iş başvurusu. Ay çok acayip kız. Bak hayatının aşkını kaybettin. İnşallah hayatın işini bulursun. Kuş gibi diller yine maşallah. Ben bugünü bir atlatayım da ondan sonra soracağım sana. Bak benim de iş görüşmem var ama gayet sakinim. E tabii. Benim de Nazlı gibi sponsor bir ablam olsaydı ben de rahat olurdum. Ama maalesef benim Nazlı gibi sponsor bir ablam yok. Dolayısıyla da para kazanmam gerekiyor. Heyecanlanıyor insan. Tabii tabii doğru söylüyorsun ya. Bak ablama o kadar çok çalışıyor ki kendisi. Geceleri evimize teşrif bile etmiyor. Ay saçma sapan konuşma Osman lütfen ya. Allah Allah. Kızım senin de hazırlanman gerekmiyor mu ya? Ne bu böyle başımda vır vır vır? Gidip hazırlansana. Benim böyle senin gibi sabahın köründe kalkıp hazırlanmama gerek yok. İkbal Hanım beni saat 11'de çağırdı. Biliyorsun Engin'in düşünceli çocuktur kendisi. Sabah sabah böyle yollarda sıcakta sürünmemi istememiş. E çok şanslıyım tabii. Engin çalışması çok kolay bir insan olacak. Sus Asuman. Sus yoksa elimden bir kaza çıkacak. Yürü git. Vallahi yoksa ütüyü basacağım ağ suratına. Ay, aman iyi ya. Ha bu arada ben senin bu açık mavi bluzunu giyineceğim bugün. Getireyim de ona da bir ütü bas hazır elindeymişken. Basmam mı ya? Sen onu giy gel. Çok güzel ütüleyeceğim ben onu üzerinde. Giy gel sen onu giy. Buyurun, fotoğrafları açtım. Bunlar Asuman'ın cep telefonundan aktardığımız fotoğraflar değil mi? Evet Demet Hanım, orijinal dosyalar bunlar. Aynı cep telefonuyla çekildiği anlaşılabilir diyorsun. Orijinaller incelenirse eğer, evet. Güzel. Şimdi yeni bir sayfa açın ve söyleyeceklerimi yazın lütfen. Tabii efendim. Ferit Bey, merhaba. Bu diski incelediğinizde göreceksiniz ki Bulut'un vesayetini kaybetmenize neden olan bu fotoğrafları aşçınız Nazlı Hanım'ın kardeşi Asuman çekti. Nazlı Hanım da buna göz yumdu. Bitti mi? Evet. Tamam. Şimdi bunun çıktısını alıyorsunuz, fotoğrafları buraya aktarıyorsunuz. Hepsini bu zarfa koyup verdiğim adrese gönderiyorsunuz. Peki efendim, nasıl isterseniz. Evet Ferit Bey. Bakalım bu fotoğrafları incelediğinde o çok sevdiğin Nazlı'yı yanında tutmaya devam ediyor musun? Görelim. Hoş geldin. Merhaba. Ya bu plazadaki moda evinin insan kaynakları kaçıncı katta acaba? 8. katta. Tamamdır. Buyurun asansör bu tarafa. Teşekkürler. Aa Engin. Sen beni mi takip ediyorsun yoksa? Ay inanmıyorum. Saçmalama Fatoş. Tamamen tesadüf. Geç kalmasam bilmezdim de toplantıya bekliyorlar. Bu binada ne işin var? Ben onu anlamadım yani. Bence sen kesin beni takip ediyorsun ama neyse. Hadi anlamıyormuş gibi yapayım. Bu binada bir sürü şirket var. Ben de onlardan biriyle toplantıya geldim. Sana özel bir durum yok, merak etme. Ay ne oluyor ya? Engin! Ay, ay ne oluyor ya? Gitti, ışığa gitti bunun. Engin, ne oluyor ya? Asansörde kaldık biz şu anda. Bir şey yap, bir şey söylesene. Ne oluyor şu anda? Fatoş, sence ne oluyor? Soruyor musun bir de? Ya ben hayatımda ilk defa asansörde kalıyorum. Panikledim yani bir anda. Niye kızıyorsun ki? Kızgınım çünkü sana. İyi, çok güzel. Ne yapacağız? Engin, ben çok panik oluyorum şu anda. Ay bu da havalandırma falan filan da her şey kapandı. Ölür gideriz biz burada. Fatoş, bir sus. Ne yapıyorsun? Susar mısın Fatoş? Bir sana ne? Alo, Tarık. Plazanın asansöründe kaldım ben. Bir yetkiliyle metkiliyle hemen bir görüş, birini bul çabuk. Hadi kurtarsınlar beni. Çabuk 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 hadi. Ay kimse duymuyor. Ay biz burada boğulup gideceğiz yemin ediyorum. Hep senin yüzünden oldu. Neymiş ya benim yüzümden lan? Senin bu kötü enerjin yüzünden bozuldu asansör. Allah Allah.
Belki senin kötü elektriğin yüzünden bozuldu. Keşke merdivenle çıksaydım. Keşke. Keşke hiç döner kapıdan da geçmeseydim. Keşke seninle hiç tanışmasaydım Fatoş. Bu kadar zalim olmak zorunda mısın Engin? Aramızda zalim olan biri varsa o da sensin. Niye kimse bizi kurtarmaya gelmiyor ya? Hayır, kaçıncı katta kaldığımız da belli değil yani. Biz buradan güm diye bir düşsek. Fatoş tamam, panik yapma, kurtaracaklar birazdan. Hücre değilim. Fatoş. Nefes alamıyorum. Fatoş, tamam. Nefes alamıyorum. Tamam. Tamam, ben yanındayım. Sakin ol. Gel. Gel otur şöyle. Gel, ben yanındayım. Gel. Fatoş, tamam. Yanındayım ben senin. Lütfen sakin olur musun? Fatoş. Fatoş, tamam. Kapa gözlerini şimdi. Gözlerini kapa. Kapa gözlerini. Bak şimdi düşün. Deniz kenarındasın mesela. Böyle hayal et. Kumsalda yürüyorsun. Tamam. Ayağının altında böyle ıslak kum tanecikleri. Böyle denizin sesi kulaklarına geliyor. Dalga sesleri kulaklarında. Böyle temiz havayı içine çekiyorsun. Evet, içine çek öyle. Evet, harika. Yanımda sen varsın. Güneş batmak üzere. Benim üstümde tiril tiril beyaz bir elbise var. Uzakta bir tekne salınıyor. Böyle batan güneşin ışıkları üzerine doğru vurmuş. Tatlı bir rüzgar esiyor. Rüzgar deniz kokusunu da bize getirmiş. Gülümsüyoruz. Çok mutluyuz. Tarık. Benim hemen toplantıya girmem lazım. Ondan sonra şirkete geçiyoruz. Engin Bey, kusura bakmayın. Geçmiyorsun. Tabii bir moda evi varmış da 8. katta. Ben de onunla iş görüşmesine gelmiştim. Asansörde fenalık geçirdim. Merdivenden çıkayım diyorum. Ne taraftaydı acaba merdiven? Teşekkürler Tarık. Bütün bilgileri doldurdum. Yani oradan bakınca biraz ne iş varsa yaparım gibi gözüküyor olabilir. Ama aslında İngilizcem iyidir. Özellikle böyle bir şirket için dil çok önemli bir faktör tabii. Tabii. Aslında Engin Bey de bizimle beraber bu toplantıda olacaktı ama yaşadığı talihsiz bir olay yüzünden birazcık geç... Merhaba. Kusura bakmayın, geciktim. Konuştunuz mu? Ben İkbal Hanım'a anlattım her şeyi. Biliyorsunuz ben turizm okuyorum ama aslında hayalim bu değildi. Kendimi tanıyorum. Yani neyi iyi yapabileceğimi, neyi yapamayacağımı da biliyorum. Asıl hedefim iyi bir yönetici asistanı olmak. İkbal Hanım, bizim departmandaki stajyer tatile gidiyorum diye kaçmıştı değil mi? Hı hı. Hem de haber vermeden. Asuman'ı orada başlatalım. Asuman, benimle çalışacaksın. Disiplinli olacaksın. Gözünü dört açacaksın. Her söylenen not edeceksin. Eğer İkbal Hanım'ın ve benim gözüme girersen yazdan sonra da çalışmaya devam edebilirsin. Bu stajı bir deneme süresi olarak düşün. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İkbal Hanım, ben odama geçiyorum. Asuman, sabah mesai saatinde görüşürüz. Ben de getireceğiniz evrakları yazayım. Siz bugün onları halledersiniz. Yarın sabah da gelirken getirirsiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Asuman. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Bundan sonra yoluma başka kulvarlarda devam etmeye karar verdim. Nasıl bir kulvarmış o? Burada staja başlıyorum. Engin Bey'in asistanı olacağım. Aa. Artık kimsenin arkasından iş çevirmeyeceğim. Bana güvenen insanlar var. En başta da ablam. Onu daha fazla üzmek istemiyorum. Ay,
gözlerim yaşardı bak şimdi. İstediğinizi söyleyebilirsiniz ama benim zerre kadar umurumda değil. Artık ben taraf değiştirdim Demet Hanım. Bu saatten sonra sizinle de hiçbir iletişimim olmayacak. Bilginize. Sen daha kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Küçük velet. Biraz sonra ortalık toz duman olunca göreceğim ben seni. Ne toz dumanı? Neden bahsediyorsunuz siz? Hani senin bana şu çekip gönderdiğin fotoğraflar vardı ya, hatırlıyor musun? Ferit'in davayı kaybetmesine neden olan şu dosya. Ne olmuş onlara? Ferit birazdan senin bu işi yaptığını öğrenmek üzere. Çünkü o fotoğrafları bir zarfın içinde koyup ona gönderdi. Ne? Neden yaptınız ki böyle bir şeyi? Aa. Bu dünyanın kuralı bu bebeğim. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Sen de ablan birer küçük Japon balığısınız. Bense bu suların kraliçesiyim. Bilmem yeteri kadar net oldu mu? Gerçi henüz kıyamet kopmadığına göre Ferit henüz zarfı açmamış olmalı. Ferit Bey o zarfı açtıktan sonra... Açtıktan sonra seni bu şirkette barındırmazlar bebeğim. Hatta ne şirketi? Seni bu şehirde bile barındırmazlar. Tabii o çok sevdiğin ablanı da. Bol şans, minik kız.